Merak etmeyin arkadaşlar, kaynağı kapattım. Her şey yolunda. Dikkat! Sıkıştım. Sürüngenler aşkına, sizi çıkaracağım. Zaman yok. Şehri basmadan önce bu balçığı durdurmalısın. Haklısın. Kertenkelenin başka bir yönünü göstermeliyim. Kahraman olma zamanı. Tamam, bir daha dene. Sadece kas gücü değilim. Yine de işe yarıyor. Ninjalinolar! Baykuş dalışı sayılmaz. Ama kertenkele için fena değil. Kedi için küçük bir sıçrama, kertenkeleler içinse büyük bir adım. En iyi bildiğin şeyi yap. Kertenkele, çabuk! Sen en iyi bildiğin şeyi yap. Pijamaskelilere sakın bulaşma. Olamaz. Başardı. Yaşasın. Bakın, sadece süper güçlü olan değilmişim. Aynen öyle. Ama hazır gelmişken... Sorun değil. Süper kertenkele kasları. Haklısınız. Daha gerçekten özel. Burası kaslı bir kertenkeleden fazlası olduğumu öğrendiğim yer. Pijamaskeliler günü kurtardı. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Olamaz. Bana ne yaptırdın, gördün mü? Pija kuş görünmez oldu. Bunun olmaması gerekiyordu. Üzgünüm efendim. Beni getirirsen iyi olacak. Doğru söyledin. İhtiyacım olan son şey başka bir görünmez pijamaskeli. Kıpırdama da ben. Ne? Pil mi bitiyor? Robot, bunu şarj ederken onları oyala. Tamam efendim. Görünmez mi? Ben görünmez olamam. Yarın okulum var. Hem de fotoğraf günü. Şu ışını almalı ve baykuş kızı yine görünür yapmalıyız. Robotun dikkatini dağıtırım. Ben de ışını alırım. Belki karargaha götürüp şarj edebiliriz. Peki ya ben? Arkadaşlar, hey! Efendim, sizi oyalamamı söylemişti. O zaman bunu yapabilir misin? Tabii ki. Hey, hiç fena değil. Başka neler yapabilirsin? Süper kedi hızı. Bunu yapabilirim. Nasıl yardım edebilirim arkadaşlar? Arkadaşlar. Robot, ne yapıyorsun sen? Daha az oyna, daha çok yakala. Tamam efendim, üzgünüm efendim. Hadi. Evet, olamaz. Vay be, gerçekten güçlüymüş. O zaman süper kertenkele kasları. Dur bakalım. Ay kızı. Şimdi ne var pija zavallılar? Ben tatildeyim. Ay kristalini geri ver. Bende değil. Onu benden çalmıştınız. Unuttunuz mu? Ay kristali sana ait değildi de ondan. Onu güvende tutuyorduk. Peki sen almadıysan kim aldı? Ne? Birisi ay kristalimi mi aldı yani? Yanlış ellere geçerse hepimiz mahvoluruz. Şuna bakın, pija sersemler ve küçük ay kızı gelmiş. Bunu mu arıyorsunuz? Romeo, merkeze ışınlanarak giren sen miydin yani? Lütfen, büyütülecek bir şey değil. Efendim, alçak gönüllülük yapıyor. Aslında doğru söylüyor. Bu sanırım benim gelmiş geçmiş en büyük başarımdı. Pat, bam,
Bakın bende ne var? O benim. Romeo, onu yere bırak. O kristalin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsun, tamam mı? Anladın mı? Aslında biliyorum. Ve onun gücünden faydalanmaya başladığımda kimse beni durduramayacak. Ve dünya sonunda benim olacak. Harika. Kendi ay kristalim benim karşımda yer alıyor. Herkes yere yatsın. Güzel gittin, süper zeka. Dikkatli ol Romeo. O kristal çok tehlikeli. Hay aksi. Yanlış ayarlama. Bekleyin, başka bir şey deneyeceğim. Bakalım onu Stingray'e taktığımda ne olacak? Ne? Bir dakika, bu hiç kötü kokmuyor ki. Hayır, 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 hayır. Güzel çiçekler olmaz. Bize daha önce söylemiş olsaydın tabii. Haklısınız. Ben derinliklerin efendisiyim. Eskisinden de derine ineceğim. Gördün mü? Eğer böyle daireler çizersen dokunaçlardan kaçabilirsin. Ve unutma, Robo Ahtapot'un bir sürü kolu var. Ama kuyruklar da işe yarayabilir. Teşekkürler çocuklar. Kahraman olma zamanı. Gerçekten de faydalı bir kuyruk. Artık bitti Robo Ahtapot. Derinliklerin efendisinden kaçamazsın. Evet, kertenkele başardı. En azından umarım başarmıştır. Onu göremiyorum. Evet. Önce Romeo robota ölçülerini aldırdı ve şimdi de güçlerini çaldı. Acaba bir şey mi dikiyor? Felaket bakımım, o gıcık kedinin tüm güçlerini çalmakta çok iyi bir iş çıkardı. Başarılı şekilde giysime aktarılırsa kuş beyninin ve kertenkele bacağın güçlerini almak sırada. Buyurun efendim, süper beyninize yaraşır, size ait süper giysiniz. Ne? Dünyayı onunla mı ele geçirmemi bekliyorsun? Ha? Birisi giysilerimizin bundan iyi durduğunu söylesin. Çok daha iyi. Romeo birimizi güçsüzleştirerek bizi yeneceğini sanıyorsa başına gelecekleri bilmiyor demektir. Evet. Onu kedi çocuğun güçlerini emmeden durdurmalıyız. Süper kertenkele kamuflajı. Ne demek giysiyi kedi çocuk ölçülerinde yaptım? Ben onun güçlerini istiyorum. Pantolonunu değil. Baştan başla. Olamaz. Baykuş kız, biraz yardım. Orada öylece durma robot. Bir şeyler yap, seni dev teneke yağına. Tamam efendim. Ne? Kedi çocuk yakala. Bunu düşürme. Yoksa asla kahraman olamazsın. Düşürme yoksa... güçlerim. Şuna bakın. Kim topu düşürdü? Yazık sana. İyi misin kedi çocuk? Evet iyiyim. Ama artık size bir faydam olmaz. Artık pijamaskeli değilim. Ne diyorsun öyle? Beni ve baykuş kızı az önce kurtardın ya.
Güçlerin yoktu üstelik. Ne olursa olsun hala inanılmaz kedi çocuksun. Ve güçlü kalmanı istiyoruz. Takım için, bizim için. Haklısınız. Bütün bu yeni güçler ne yapacak görmeyi istiyorum. Salda! Robo pençelerimle tanışmaya hazır olun. Hiç sanmıyorum. Yeni güç hoşuna gitti mi Romeo? O da bir şey mi? Sen bir de bunu dene. Tanışmaya hazır ol. Adaletin kertenkele kalkanları. Yardım. Ne diyebilirim ki? Çünkü kedi çizgileri müthişmiş. Tüyler sayesinde oldu. Hayır. Kalkanları bir kez görünce koşarak kaçtı. Hadi gözümüzü o gece kötüsünden ayırmayalım çocuklar. Efendim, o yeni güçlerin yapabildiklerini gördünüz mü? Gece gibi ortadaydı. Yani gece gibi ortadaydı. Şimdi planımın geri kalanına geldik. Bu gerçekten de en güçlü icadınız mı olacak efendim? Evet Metal arkadaşım. Ve sadece senin için. Oo, güzel. Romeo döndü mü? Şimdi neler yapıyor? Pijama askeriler. Tam istediğim yerdesiniz. Yenilmeye hazır olun. Ben de dünyayı yönetmeye hazır olacağım. Bir anda görürsün. Artık bizim yeni güçlerimiz var. Unuttun mu? Ve benim robotumun da hepsi bir arada güç kemeri var. Tamam mı? Efendim bu harika. Bunu daha sık bir şekilde mi taksın? Onlara ne yapabildiğini göster. Saldır! Ama sen benim kertenkele kalkanlarımın dengi... Kertenkele aşkına! Bana tapacak saray tebaasına ihtiyacım var. O zaman neden DNA'yı sallayıp insanlar yaratmıyorsun? Çünkü işler öyle yürümüyor Tüyüma. Tanıdığın ve sevdiğin herkesin burada ayda sonsuza dek sadık devam olduklarını hayal et. Yapamazsın. Öyle mi? Beni kim durduracak? Biz. Öyle mi? Size iyi şanslar o halde. Yukarı! Endişelenmeyin. Sizi o şeylerden hemen kurtaracağım. Süper kertenkele kamuflajı. Dikkat et kertenkele. Hey! Kim var orada? Git buradan kertenkele. Bakın kim buradaymış. Aa, bu muhteşem. Yakında tam set pijama askerileri yine lüks kalemde sergileyebileceğim. Umarım yeni evini seversin kertenkele. Dur. Bununla ne demek istiyorsun? Bu oldukça basit. En harika kupalarımı görebilmeleri için tebaama sergileneceksiniz. Ne? Teban mı? Hiç sorma. Şimdi kıpırdama küçük kertenkele. Aa, hayır. Ben burada kalmıyorum. Göreceğiz. Koş kertenkele koş. A planına dönelim. Ninjaları takip edin. Sanki çamur bir şeyle karışmış. Gece ninjası uzaklaşıyor. Araçları terk etmemiz gerek. Hadi gidelim. Baykuş gözleri, biraz ileride ormanın sonunu görebiliyorum. Bir kestirme mi? Peki, madem bu kadar eminsin, neden önden gitmiyorsun? Yüzüğü önce alırsa gece ninjasının nasıl bir gücü olacak kim bilir? Tabii ki yüzüğü önce ben alacağım. Ve aldığımda siz pijama böceklerinin benim dengim olacağınızı hiç sanmıyorum. O zamana kadar işleri bitirin. Süper kertenkele kalkanı. Bunun
başka bir yolu var mı acaba? Burası havalı gizli geçitlerle dolu olmalı. Sen burada kal ve onları yanlış yöne yönlendir. Ne? Bana o bakışı atma. Senin için geri geliriz. Muhtemelen. Ne tarafa gittiler? Oruca yukarı. Kedi çocuk dur. Cesur kedi çocuk zirveye doğru tırmanıyor. Usta ninjanın yüzüğü onun olacak tabii ki. Yüzüğü senin alacağını mı duydum acaba kedi çocuk? Pekala, bir daha düşün. Çok yapışkanmış. Kedi çocuk dikkat et. Teşekkür ederim. Sorun değil. Takıldım. Dayan, geliyorum. Hayvan dönüştürme ışını. Bununla birini istediğim hayvana dönüştürebilirim. Pekala, ama neden? Hep kendime ait bir hayvanat bahçem olsun istemiştim. Ve robot da kedi istiyordu. Ben de şehirdeki herkesi hayvana dönüştürmeyi düşündüm. Evet. Ve işim bittiğinde dünyaya hükmedeceğim. Buna izin vermeyeceğiz. Öyle mi? Çocuğu sevdim efendim. Ben de kalabilir mi? Kalabilir mi? Kalabilir mi? Lütfen. Neden olmasın ki? Ama ona çok iyi bakman gerekecek, bilirsin. Onu doyurmalı ve temizlemelisin. Bakacağım efendim. Söz veriyorum. Romeo, beni geri çevir. Hemen şimdi. Robota kedi sözü verdikten sonra mı? Hayır. Ve şimdi de hayvanat bahçeme bir kertenkele ve baykuş ekleyeceğim. Gel buraya kertenkele. Ben kedi çocuğu alacağım. Sen ne yapıyorsun? Romeo'nun hayvanat bahçesinde bir kertenkele mi olmak istiyorsun? Bir plan yapmalıyız. Dostluk. Evet, doğru. Kötü hamle robot. Süper güçlerimle ya da değil. Hala kaçabilecek kadar hızlıyım. Görüşürüz. Olamaz. Miyav. Pisi. Kertenkele aşkına. Bu yanına kalmayacak Romeo. Ama kaldı. Ve daha iyisi de var. İzle. Hey çocuklar, oyun oynamak ister misiniz? Evet. Ne güzel. İsmi Romeo der ki, kertenkele çocuğu yakalamanızı istiyorum. Hadi. Evet. Kesin şunu çocuklar, şimdi oyun zamanı değil. Hayır, oynamak istiyorum. O zaman beni bulmalısın. Süper kertenkele kamuflajı. Kertenkele, kertenkele. Kertenkele nereye gitti? Buradayım Romeo. Ve benim de bir oyunum var. İsmi de Kaçan Laboratuvarı Kovalamaca. Süper Kertenkele Kasları. Hayır! Laboratuvarım olamaz. Bunun bedelini ödeyeceksin kertenkele. Ya da bebek kertenkele mi demeliyim? Çünkü sıra sende. Buldum seni, buldum seni. Tamam. Oyun saati bitti. Şimdi kemerleri takıp merkeze dönelim. Gitmek istemiyorum. Hemen. Romeo'nun en iyi planı bu muymuş yani? Daha hızlı, daha hızlı. Hala gelmedik mi? Ne yapıyor bu? Hey, size ne dedim ben? Hiçbir şeye dokunmak yok. Evet. Yaşasın. Zıplamak da yok. Hadi çocuklar. Süper kahramansınız siz. 2 yaşında değilsiniz. Ben 3'üm. 1, 2, 3. Ben susadım. 1,
İki, susalım. Bana sürdüler. Ah, işte al bakalım. Şimdi uslu ol, tamam mı? Ay topu. Hey pijalar. Dışarıda ne yapıyorsunuz? Ona söylemeyin. Sadece devreye geziyoruz. Gece vakti suçla savaş işte. Ama bence bir yere gidiyormuşsunuz gibi görünüyorsunuz. Hayır, sadece etrafta dolaşıyoruz. Onu müzeden uzak tutmamız gerekiyor. Belki onu oyalayabilirsin. İyi. Hey ay kızı, oynamak ister misin? İyi. Bu topun nesi var? Ay enerjisi. Dayanamadın mı kuş beyinli? Çarpılıp duruyor. Acele edin. Kertenkele. Kedi heykelleri bir tepede üçgen şeklinde yerleştirilmeli. Gece yarısı kedinin gecesi olacaktır. Ne kadar eski bir anlatımmış bu. Bu kitap yüzlerce yıl önce yazılmış olmalı. Ya sadece bir hikaye ise? Bu kedi micli, kedi bicil. Bunu duydun mu? Eski zamanların kedi sesleri bu. Doğru olduğunu biliyordum. Kedi hızım 5 kat fazla olacak. Karanlıkta görebileceğim, süper hassas bıyıklarım olacak. Kayıp miyav diliyle konuşabileceğim. Öyle bir şey var mı? Evet var tabii. Heykelleri getir. Sakla onları. Şey, oynamanızı izliyorduk. Oynamak ister misin kedi çocuk? Aslında yapamam baykuş. Şeyle meşgulüm. Kedi becerisiyle. Belki sen oynarsın kertenkele. Ben mi? Bilemiyorum. Çarpıyor gibi görünüyor. Çok tuhaf. Rokete dokunmamışlar. Hadi daha yakından bakalım. Kıvranan sürüngenler, şuna bakın. Evet, çok komik. Sadece bizi aşağı indirin. Hey, nasıl bir ismiş? Bence onları orada bırakalım. Hayır. Bir dakika, nasıl bu hale geldiniz ki siz? Hepsi onun suçu. Güvenir yapışkan bacaklarımı çaldı. Ama onun ninja ninoları da ay magnetimi ve ay sörfümü çaldılar. Birlikte bize karşı oldular. Haklarında söylediğiniz onca kötü şeyden sonra şaşırmadım doğrusu. Bir film adı gibi. Ninja güvelerin intikamı. Sadece indirin bizi. Tamam mı? Hayır. Geri geldiler. Çabuk bizi indirin. Hey durun. Onlara gerçekten yardım etmeyeceğiz herhalde. Ha? Onlar kötüler. Unuttunuz mu? Hadi ama kertenkele. Biz kahramanız ve kahramanlar daima yardım eder. Vay canına. Bu ninja güveler ciddiler. Dikkat edin. Endişelenmeyin çocuklar. Ben hallederim. Süper kertenkele kasları. Şey unutmadınız mı? Haklılar. Birilerinin canı yanmadan onları aşağı indirmeliyiz. Süper baykuş kanatları. Süper kedi hızı. İşte kurtarıldınız, oldu mu? Hayır. Eşyalarımız hala o kurnaz ninja güvelerde. Onlar sizin eşyalarınız. Neden geri almıyorsunuz? Şaka mı yapıyorsun? Sayıları çok fazla. Baykuş kız, beni kaldırır mısın? Tabii ki. Şimdi beni güllenin üstüne kondur. Tamam. Tamam. Vay canına. Harika bir fikir. Sen bunu durdururken ben de kertenkeleye yardım edeyim. Efendim, topu durduruyor musunuz? Şimdilik. Hayır. Pekala dev bimbo. Sadece sen ve ben kaldık. Süper kertenkele kasları. Onu süper
iyi misin? Aha. Biraz başım dönüyor. Belki de her şeyi halledebileceğimiz konusunda yanıldım. Bir top gitti. Kedi çocuk dikkat et. İyi deneme pijama maskeliler ama şuna bir bakın. Küçük robot nerede? Özel pijama renkleri. Buraya bayılıyor. Fotoğraf görüntüleyicisini ve araçları ve merkezi inceledi. Merkezi mi inceliyor? Ya Romeo onu yeniden kontrol altına alırsa? Yapamaz. Kumandası bizde çünkü. Yeni bir tane yapıyor. Büyük bir tane. Ama o bizim takımda olmak istiyor. O şeyi çalıştırırsa ne istediğini bilemeyecek. Yalnızca Romeo'nun dediğini yapacak. Ve merkezi yerle bir edecektir. Yerle bir mi edecek? Eğer kalmasını istiyorsak o kumandayı yok etmeliyiz çocuklar. Ya Romeo onu kontrolü altına alırsa? Onu bununla geri almaya çalışabilir miyiz? Bir kumandaya karşı diğer mi? Hiç yoktan iyidir. Hadi. Peki ama... Biliyorum. Kedi arabası çok havalıdır. Pişa botun grupta olmasının çok iyi olacağına eminim. Sence gerçekten Romeo onu elimizden alabilir mi? Umarım almaz. Yine de pişa botun bizim tarafımızda olduğundan emin olmalıyız. Kertenkele aşkına bu kocaman. Burada bekle ufaklık. Tamam pekala. Kedi çocuk kedi hızını kullan ve... Hayır. Bitmiş. Çalışın. Kontrolüm altına almak mı? Sadece sıradan bir güç alanı atıcısı o kadar. Ama seni konuşurken duyduk. Bir süper robot kumandası mı? Planımın bir parçası. Mini bot da öyle tabii. O kadar şirin ki. Sizin de kalmasını isteyeceğinizi biliyordum. Yani bunu inşa ettim ve size ben bir tuzak kurmuş oldum. Bu aletler arabaları zihnimle kontrol ettiğim kötü robotlara çevirecek. Yeni robot arabalarım sokaklarda gezecek ve herkesi korkutacak. Kimse evlerinden çıkamayacak. Böylece dünyaya hükmedeceğim. Ben de okyanuslarda yelken açacağım. Korsan ninja olarak. Ne dedin? Daima amansız bir deniz kurdu olmak istemişimdir. Ninja numaralarını ve korsan kötülüklerini 7 denizlere yaymak. Ne olurmuş deniz tutarsa ve denizin kokusundan midem bulanırsa. Bu yüzden tekerlekli bir tekne istiyorum ya. Ona Şen Ninja adını vereceğim. Zırvalamaya son verip şu işi halledebilir misin? Hani şu bana bahsettiğin planı mesela. Evet. Yani Ninjalinolar. O arabaları ele geçirin. Onları dönüştürmeden arabaları buradan uzaklaştırın. Onlara bir daire yapın. En son yaptığımız gibi savaşacağız birlikte. Pijabot 3
iki, bir. Kalkış. Evet. Hadi bakalım Pija Bot. Dönüşümü başlat. Düğmeye bas. Sonraki durak Ay. Bakalım bu güzellik neler yapabiliyor? Gitmemiz gerektiğine emin misiniz? Yani ya Ay kızı blöf yapıyorsa? Koca şehri savunmasız bırakıyoruz. Bu riski alamayız kertenkele. Hadi ama nerede senin macera anlayışın? Harika olacak. Kim bilir orada neler var? Sorun da bu ya işte. Pekala kertenkele. Rotamızı çizdin mi? Kertenkele? Ha? Aa, evet. Rota çizildi. Hazırız. Ben Ay'dayken her şey çok farklı olacak. Güçlerim olacak ve kimse beni durduramayacak. Pijamaskeliler bile. Aa, bakın bir totem uzay mekiği. Dur. Ne?